Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir Excel iddia programıyla karşınızdayız. Bu yepyeni bir Excel. Diğerlerinden farklı. Algoritması farklı. Bu Excel'i Alkan Mert Facebook grubundaki arkadaşımızla birlikte çalıştık. Adından da anlaşılacağı gibi Son 5 CS versiyon 2 son 5 maçlarına bakıyor ve çifte şans üzerine yapılmış bir Excel'dir. Bunu lütfen daha sonra sormayın. Tekrar ediyorum. Bunun amacı maç sonu çifte şans. Şurada gördüğünüz değer bu Excel'in yapım amacı budur. Diğerleri buna göre şekillendirilmiştir. Her zaman olduğu gibi bir yüce sağlam klasiği olarak önce kullanma kılavuzuna tıklıyorsunuz. Buradan benim YouTube'daki sayfam açılıyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Mesela Novgual'ı seçelim. Bunu da soruyorlar. Novgual, Nesine ve Flash Score yaklaşık birbirleriyle aynı sonuçları verirler. Sadece veriler aldığı yerler farklıdır. Novgal'da seçme şansınız vardır. Lig maçı, kupa maçı diye. Novgal daha avantajlıdır. Bir de kullandığım tarayıcıyı soruyorsunuz. Office 2000 önce Office'i söyleyeyim. Office 2016 kullanıyorum. Tarayıcı olarak da Opera, Chrome ve Firefox kullanıyorum sırasıyla. Burada yine her zaman olduğu gibi daha fazla göstere basıyorsunuz. Şuradaki linkten daha önce ve şimdi paylaşacağım programı rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu arada tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Gerçekten zahmetli bir iş, yorucu bir iş. O yüzden bunları lütfen esirgemeyelim. Sonuçta kaybedeceğiniz bir şey yok. Şimdi hemen Excel'imize geri dönelim. Excel'imiz yine makrolu çalışıyor. Makroyu dediğim şekilde burada izin ver dediği zaman izin ver çıkacak. Diğer Excel'lerden kullanım açısından hiçbir farkı yok. Buradaki numarayı istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yine kaydedebiliyorsunuz ve kayıtlara bakabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz şekilde ben daha önce işte yapmışım kayıtları. Sonuçlarda yazmışım. Bunun biraz sonra şeyine de bakacağız. Yüzdesine, tutma yüzdesine. Burada kısaca hemen anlatayım size. Şimdi bizim için önemli olan şurası, çifte şans burası. Maç sonu çifte şans. Yani bunun üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Evet, burası, şurası. Gördüğünüz gibi ilk yarının çifte şansı. Burası da ikinci yarının, maç sonunun çifte şansı. Burası yine ilk yarının maç skoru 1-0. Maç sonu 2-0. Yine burası handikap. Bu skorlara göre belirleniyor. Şu yüzdeler yine maç çifte şansa göre belirleniyor. Ve çıkan skor 1-0'ı destekleyecek şekilde 1-0 yani birinci takım yeniyor diye çıkıyorsa ya da ikinci takım burası ona göre şekilleniyor. Ve maç sonu da ona göre şekilleniyor. Yani skor 1-1 çıkarsa burası da zaten 0-0 çıkacak. Ve bu yüzdeler zaten bu çifte şansa göre düzenleniyor. Yani yüzdelere ve skorlara güvenebiliriz. Şöyle ki burada gördüğünüz %53 1,5 üst. İlk yarı KG yok, %57. %60 KG var. %60 2,5 üst diyor. Ve yine 2-3 gol %63. %83 3,5 alt diyor.
Bu skorları eğer bunlar destekliyorsa oynayabilirsiniz. Desteklemiyorsa maç sonunda yoğunlaşabilirsiniz. Yine birden bir maç sonu 1-0 oynayabilirsiniz. Ama şu anda maç sonu 2-0 diyor skor. Burada da 2,5 üst diyor. Yani o zaman üst oynamayın. Burası 2-0 KG yok gösteriyor. Burada KG var gösteriyor. KG var oynamayın. Çünkü bunlar son şurada hemen size söyleyeyim. Takımların genel son maçların son 5 maçına göre bakıyor ve bir de evin evinde depin depinde yaptığı maçlara göre bakıyor. Evet, gördüğünüz gibi evin ve deplasmanın son 5 evde ve deplasmanın son 5 maçlarına bir de genele göre bakıyor. Eğer makro çalışmadığı zaman yine bu sarı hücrelere yapıştırabilirsiniz. Evet, geçelim bir tane örnek yapalım hemen. Yine verileri al dediğimiz zaman evet verileri al yerine basıyoruz. Novgoal sitesinden verileri alıyoruz. Hemen gece oynanan bir maç alalım Brezilya'dan. Gördüğünüz gibi şunu oynanacak bir maç. Nasıl yapıyoruz? Şuraya dikkat ediyoruz. Brezilya Seri B. Ona göre burada şurasını Brezilya 2 numaraya göre 5 maçını alıyoruz. İkinci takımın yine 5 maçını alıyoruz. Gördüğünüz şekilde şuradan şuraya kadar rahatlık olsun diye kopyalıyoruz. Geliyoruz. Birinci topa tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi evin evde deplasmanın deplasmandaki maçı için yine 5 maç burayı işaretliyorsunuz, burayı işaretliyorsunuz. 5 maçı seçiyorsunuz. Şu şekilde yine aynı şekilde seçiyoruz. Kopyala yapıyoruz. İkinci topa tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu maça bakalım kaç numaralı maçmış bu. ...497 numaralı maç. Kodlu maç. 497. Gördüğünüz gibi ilk yarı 1-0, ikinci yarı 1-1. Alt göstermiş ve alt. Alt oynayabiliriz. Burası KG yok demiş ama KG var gözüküyor. KG'ye girmeyelim. Yine ilk yarı 1,5 alt demiş ve yine 1,5 alt. 0-1 gol demiş maç sonu. Ama fakat 2 gol gözüküyor. Golden kaçalım. %93 3,5 alt demiş ve 3,5 alt. Yani buna oynanabilecek 3,5 alt, 2,5 alt, 1-0 çifte şans. Veya birden sıfır da oynanabilir. Kaydet diyoruz. Kayıt sayfasında gördüğünüz gibi buraya kaydetti. Maçın sonucunu buraya yazdığımızda gelmiş olanlar yeşil olarak yanacaklar gördüğünüz şekilde. Bunlar daha önce benim kaydettiğim maçlar. Önemli olan şurası demiştim size. Şurası. Şuraya kadar. Son maçı almayalım gördüğünüz gibi. 24 tane maç yapılmış. 1, 2, 3, 4, 5. 24 maçtan 5 tanesi yatmış. 19 tanesi gelmiş. Bu da yaklaşık %80'lere tekabül eder ki bunlar hepsi yani hafta içi maçları, hafta sonu ve lig oturduğu zaman daha da sonuçların yükseleceğine eminim. Bir de tabii kendi evinde en az 5 maç yapmalı. O yüzden toplamda en az 10 maç olmuş olmalı. Yine diğer bir maça bakalım. Yine bir tane daha Brezilya B maçı vardı şurası. 502 numaralı maç. Evet. Şuradan.
Şurası evet. Bir maç daha yapıyoruz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi 5 diyoruz. Bu maçları alıyoruz. Kopyalıyoruz. Birinci topa tıklıyoruz. Kendi sahasındaki 5 maçı alıyoruz yaptığı. Onun da deplasmanda yaptığı son 5 maçı alıyoruz. Kopyala diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 502 kodlu Guarani Paraná Brezilya ligindeki maç. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 0-1-2, yani 0-2 oynayacağız ilk yarı. Yine aynı şekilde bakabilirsiniz. İlk yarı 1-0 çıkartmış, ikinci yarı 0-2 çıkartmış. Bu gibi durumlarda bazen birden 2 de oluyor ama şu oranlar, şu yüzdelikler de önemli. Yine 0-1 gol göstermiş. Böyle bitmesi muhtemel bu maçın. Ama tabii bunu yani bilemeyiz. Sonuçlar gösterecek. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Ha, bir de cep telefonculara sürprizim var. Bu programın aynısının cep telefonu versiyonunu da aynı yerden indirebileceksiniz. Orada sadece kaydetme falan olmayacak. Yine bu şekilde gelecek size. Siz yine ister şuradan verileri alabileceksiniz ya da gidip direkt NoGal sitesinden manuel olarak buraya yapıştıracaksınız. Bu konuda şöyle diyeyim. Şuralarda bazen yedikleri NoGal sitesinde yedikleri kırmızı kart sayıları yazıyor. 1, 2 veya kupa maçlarında ne falan yazıyor. Onları manuel olarak silmeniz gerekiyor. Ben cep telefonda oynamayı yani bilgisayarda zor yapıyoruz. Siz cep telefoncular nasıl yapıyorsunuz ona da şaşırıyorum gerçi. Aynı bu şekilde şu sarı yerlere genel yapıştırıyorsunuz. Şuraya da evinde Defindep'teki son 5 maçını yapıştırıyorsunuz. Eğer 1-2 varsa analizini yapacağınız takımların üzerinde hepsini değil. Mesela Beşiktaş-Konya. Beşiktaş-Konya'da 1-2 varsa onları silmeniz gerekiyor. Formül ona göre alıyor. Yoksa görmez. Yanlış sonuç çıkar. Aynı bu şekilde size sonucu verecek. Hepsi bu şekilde var. Bunu ben cep telefonunda çalıştırmadım ama çalışacağını umuyorum. Çalışır yani şey yok. Yani makroları kaldırdım. Hücrelerin şeylerini falan kaldırdım. Bu şekilde bir deneyin. %99 çalışması lazım. Bu da bu şekilde. Bunu da paylaşacağım şimdi. Hep beraber. Bizim daha bir sürü projelerimiz var. Onları da yavaş yavaş zaman buldukça paylaşacağız. Ama mesela gördüğünüz gibi çok yorucu oluyor. Yani her seferinde biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. Fakat mesela şöyle bir programımız var bizim. Bunu da yine Ekrem Yaman arkadaşımızla birlikte hazırlıyoruz. Bu da oranlarla ilgili bir program. Oranlarla ilgili bir program. Yine NoGal sitesindeki açılış, kapanış ve değişen oranların buradaki formülizasyonu yapıyoruz. Bu şekilde attık. Bu da son demlerine yaklaştı. Yakında bunu da paylaşacağız. Yine aynı bu şekilde yine kaydediliyor bu da. Görüyorsunuz şu anda denemede. Formüllerde ufak tefek değişiklikler olacak. Bu da sadece maç sonu verecek oranlarla beraber. Bir de daha sonra büyük bir ihtimal şunu da düşünüyoruz.
Bu ikisini birleştirip ortak bir sonuç verdirmeyi düşünüyoruz. Bakalım zaman ne gösterecek. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her türlü sorularınız için mail adresim burada var. Gördüğünüz şekilde. Mümkün olduğu kadar geri dönüş sağlıyorum. Zaten bilen arkadaşlar bilir. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederim.